Yeni bir vlogdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün eşim ve arkadaşlarımızla birlikte pikniğe gideceğiz. Bugün sizler de benim yanımda olun istedim. Böyle bir vlog çekeyim istedim. Şimdi hazırlanıyorum. Bir yarım saat sonra falan çıkarız sanırım. Şimdi şöyle çok hafif bir varlı yok arası makyaj yapacağım. Sonra üstümü değiştireceğim ve çıkacağız. Öncelikle yüzümü nemlendirmekle başlıyorum. Şöyle L'Oreal Paris'in şöyle bir ürünü kullanacağım. Bu ürünü daha önce videolarımda gösterdim bilmiyorum ama gerçekten mükemmel bir ürün. Genelde A101'de görüyorum ama 60 lira falan da en son. Böyle bir indirime giriyordu. Hatta iki kere girdi öyle bir indirime. 20 liraya almıştım. Mükemmel bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim. Onun üstüne bir de şöyle Himalaya'nın şöyle bir ürününü süreceğim. Nemlendirici krem. Bu arada saçımı da başta nasıl yaptığımı gösterdim. Ben böyle dalga dalga olmasını çok seviyorum. Akşamdan böyle hafif bir şekilde nemliyken örüyorum küçük küçük. Ve sabah açınca böyle oluyor. Çok hoşuma gidiyor benim. Evet, nemlendirme işlemimiz tamam. Çok azıcık şöyle parmasının bazından süreceğim. Şimdi fondöten olarak çok ağır bir şey istemediğim için şöyle Biolis'in stick fondötenini kullanacağım. Fondöteni böyle zamanlarda kullanmayı çok seviyorum. Böyle yüzünüzde varlığı yokluğu bir yani. Çok hafif bir sadece renk eşitliği sağlıyor diyebilirim. Yani hala hiç yok gibi. Tabii biraz daha fazla sürdüğümüzde daha çok artırabiliriz etkisini ama bence bu gün için çok yeterli. Çok hafif bir far sürmek istiyorum. Yine varlığı yok arası. Şöyle yine farmasiden küçük bir far paleti kullanacağım. Göz içlerime ve kaş altlarıma şöyle birazcık highlighter uyguladım. Ben bunu çok seviyorum böyle. Yapmazsam olmaz. Çok azıcık da şöyle Essence'ın Max pudrasından bir geçelim. Çok fazla gerek yok ama yine de şöyle bir olsun, az bir şey çıkayım. Şimdi şöyle farla çok küçük bir eyeliner efekti vermek istiyorum. Şöyle Wet n Wild'ın tekli bir farı var elimde, siyah. Şöyle düz kesik uçlu bir fırçayla. Evet, bu da bu şekilde oldu. Şimdi rimel sürelim hızlıca. Şöyle Maybelline'in bu rimelini süreceğiz. Bu rimelin sanırım en sevdiğim özelliği topaklanma yapmaması. Ayrıyeten bu rimeli incelediğim bir videom da var. Onu da izleyebilirsiniz. Şöyle Avon klasiği olan Marvelous Mocha rujumuzdan süreceğiz. Evet, makyajımı bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi üstümü değiştireceğim. Saçım şimdilik bu şekilde bir kalsın. Sonrasında bakarız giyindikten sonra. Şimdi görüşmek üzere. Şimdi giyindim. Saçımı nasıl yapacağım? Şöyle bir şey yapayım dedim. Böyle Instagram'da bir şey görmüştüm. Bir saç. Onu yapmayı düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Şuradan bir tane öreceğiz. Aynı şekilde bu taraftan da bir tane örüyoruz. Şimdi iki tarafı da böyle ördük. Şu şekilde şurada kalan kısmı alıyorum. Şöyle şunun altından. Aslında bunu da direkt şuradan örsek mi ya? Model böyle değildi aslında gördüğüm ama ben biraz değiştireyim şöyle. Aynı şekilde diğer tarafa da yapıyorum. Şimdi hazırlandık, çıktık ve gideceğiz. Burada tekrar üstümü değiştirdim şöyle. Başka bir şey giydim. Evet,
Şimdi piknik alanımıza geldik. Arkadaşım Sena ve Zeynep. Evet, şimdi şöyle etrafı da bir gezdirelim size. Evet, şimdi bir 300-500 tane fotoğraf çekelim. Sonra videolara devam ederiz. Evet, tel yıkamaya gidiyoruz. Evet, Sena'nın düşünceleriniz nelerdir? Güzel bir alan. Herkes gelsin. Ama gerçekten çok güzel burası ya. İster sevgilisiyle. İster rahat yani. İster oyun oynayın, ister mangal yapın, piknik yapın. Namaz kılan arkadaşlar için cami var, mescit var. Bu arada her şeyini anlattık ama bulunduğumuz yeri hala söylemedik. Burası Hendek arkadaşlar. Sakarya Hendek. Neydi buranın adı? Selmandede. Selmandede olarak geçen bir piknik alanı. Ortam şahane. Çok dolu ve çok fazla yer bulamayız hatta. O yüzden erken gelmenizde fayda var. Evet. Siz kaçta buradaydınız? 12. O da erken. Erken gelemedi. Evet. Ama kızımız iş başında. Yıkadık. Evet Senoş'cum, anlat. Seni dinliyoruz. Yani tam kafa dinlemek için bir yer. İstediğiniz her gün gelebiliyorsunuz. Yani herhangi bir ücret de ödemiyorsunuz. Öyle şey yok, ücret de değil. Hatta bazı özel günlerde güreş olsun, yağlı sporlar işte alanında. Bak onları ben bile bilmiyordum. O da var. Okçuluk var mı bilmiyorum ama sünnet düğünleri de burada çok fazla oluyor. Tofu sünnet yaptırıyorlar. Korkma gerçekten kesin. Korktum. Tam kafa dinlemelik bir yer yani, tavsiye ediyoruz. Üstelik ücretli bile değil. Evet. İster mangal ister semaver yapabilirsiniz. Kimseye karışmıyor. Çok fazla oturma alanları var. Yani ormanlık olmasına rağmen düzlük de var, bayırlık da var. Kendiniz istediğiniz yerleri seçebiliyorsunuz. Ve ferah. Evet. Ciğerini atıyor. Yani sana güzel sunucu olur biliyor musun? Teşekkür ederim. Ben daha iyi konuşuyorum. Artık bütün videolarım Sena'yla olabilir. Buna hazırlıklı. Hiç sıkıntı değil. Evet, şimdi alanımıza geldik. Şurayı da bir gösterelim. Evet, güzel oturuşlarıyla. Evet. Zeyno'cuğumuz bırakmış. Neden kısım tatlım? Size diyorum, ben burada tek kaldım diyorum. Bana diyorsunuz ne ol ne ol. Sen bastın gittin oraya küstün diye. Küstüm dedim ama gelmeniz gerekiyor peşinden. İlgi göstermeniz lazım. Tabii peşinde koşalım sana. Ah barışalım. Ha bak çeri bomba. Bunlarla çil yapıyorlar biliyor musunuz? Çil mi? Yukarı kaydırarak beni takip edip. Burada yukarı kaydırma. Bunu tükürükleyerek çil nasıl yapılır? Gerçekten yapıyorlar. Bunun siyahları var ya şunlar. Tükürükler var. Olabilir aslında. Faydalı bilgilerden yararlandıralım. Evet. Yeni konuğumuz sensin o zaman. Bundan sonra. Zeynep arkadaşımızla da çalıştığım işlerinde tanıştım. Kendisi çok iyi bir arkadaş. Cevizli sucuğu 10 numara bana. Cevizli sucuk yemeyin. Kamu spotu pişmanlık. Aynen bu. Evet, daha şey sonra görüşmek üzere inşallah. Bize de promosyon verecek misin? Yani oyuncu oynatıyorsun bir kazanç sağlayabilirsek neden olmasın ki? Vallahi ben ilkokulda 3 lira para kazanmıştım arkadaşları güldürüyorum diye. Nasıl oldu? Bedava gülmeyin, para verin dedim, 3 lira verdiler. Ciddi misin? 3 lira daha koysam çeyrek altın alabilirdim o zamanlar. Yok artık bu kadar mı? Vay vay. Neyse Zeynep'in bu acıklı hikayesinden sonra bir bergen gider. Evet, daha sonra görüşmek üzere inşallah. Bak. Bak oğlu kanki. Oha. Arkadaşlar şeydi değil mi bu? Jelibon. Evet. Evet, jelibonla çil yapma biraz taktiği. Biraz ıslatmanız gerekiyor. Birazcık ıslatın. Yalnız gerçekten oluyor. Evet. Ben yalan bilgi vermem arkadaşlar. Evet. Senoş'umuz kısırımızı karıştırıyor. Şurada bir yandan mangalımız. Zeyno aç mısın? Zeyno'nun açtıktan konuşacak hali kalmadı. Ben bilseydim onun bu kadar şey olacağını, yemin ederim yemekler bilmiyorum. Kız bilmiyor musun mangal geç oluyor? Allah senin ablası. Neyse işte. Böyle şimdilik masamız. Acayip pişmedim.
Mangalımız bitti. Yemeklerimizi de yedik. Şimdi çay faslı. Evet, şimdi gidiyoruz. Zeynep arkadaşımız namaz kılacak. Güreş alanını buradan izleyebiliyorsunuz. Evet, burası güreş sporlarının yapıldığı yermiş. Çok uzak olmadığı için gözükebiliyor. Ama kapanışını yapmamız gerekiyor artık. Evet, yedik içtik, eğlendik, bayağı bir oyunlar oynadık. Artık saat 6'ya geliyor. Buraya geldiğimizde 11 falan zaman. Evet, videoyu burada kapatalım. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın tabii ki de. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zeyn hocamız şu anda müsait pek değil gibi. Şu an sevgilisiyle fotoğraf çekiliyor. Bu Sena. Neyse, görüşmek üzere.